Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir eğitim serimize başlayacağız. Ve 26 videoluk bir kripto para nedir, nasıl alınır, nasıl transferleri yapılır. Sıfırdan A'dan Z'ye kripto parayla ilgili eğitimlerimiz YouTube kanalımızda olacak arkadaşlar. Bu serinin birçok kişiye çok faydası dokunacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de kripto parayla ilgilenen, bununla ilgili haberleri okuyan, Teknolojisini merak eden birçok kişi var ve bu kişilerden bana sürekli gelen tweetlerle mesajlarda hep çok istiyorum kripto parayı almak fakat nasıl alınacağını bilmiyorum neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum şeklinde birçok tweet geldi mesaj geldi arkadaşlar bununla ilgili 26 serilik bir video müfredatı hazırladım bu eğitim serimizi Udemy platformunda normalde ücretli olarak satışa sunulacaktı. Fakat herkesin faydalanması için YouTube kanalımızda tamamen ücretsiz olarak sizler sırf faydalanın diye bu şekilde bir video serisi çekme kararı aldım. Kanalımızda da sürekli bu video serisi yer alacak. 26 videoluk eğitim serimiz bittikten sonra tamamen kendiniz artık parasını nasıl çevirebileceğinizi, nasıl coin alabileceğinizi, yabancı borsaları nasıl kullanabileceğinizi, Türk borsaları nasıl kullanabileceğinizi, kripto para transferleri nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir, trade analizi nasıl yapılır, neler önemlidir, baz alınmalıdır, hangi programlar kullanılmalıdır bunlarla ilgili tamamen sıfırdan anlatılacak arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu giriş videomuzdu bu videodan sonraki videolarımızda eğitim kısmımız başlayacak artık. Öncelikli olarak sizlere giriş videomuzda Bitcoin nedir? Bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bitcoin herhangi bir merkez bankası resmi kuruluş vesaire ilişki olmayan elektronik bir para birimidir arkadaşlar. Eşler arası transfer yapılır. Arada bir aracı kurum yoktur. Mesela ben direkt size Bitcoin gönderebilirim ya da siz direkt bana Bitcoin gönderebilirsiniz ve dünyanın neresinde olursanız olun bir cüzdan adresiyle Bitcoin'lerinizi birbirinize transfer edebilirsiniz. Arada bir aracı kurum yok. Yani arada bir banka yok. O yüzden merkeziyetsiz olarak geçiyor. Yani merkezi bir yere bağlı değil. Herkes birbirine kripto para alıp gönderebiliyorlar. Şu anda da dünyada birçok yerde alışveriş bile yapılabiliyor kripto paralarla. Bazı kripto paralar dünyanın büyük firmaları kabul ediyor. Amazon gibi Starbucks kabul edecek. McDonald's, Burger King bu büyük firmalarda kripto paranın varlığının farkına vardılar ve tüm dünya yavaş yavaş artık bu dijital evrimin eşiğinde diyeyim. Yani artık yavaş yavaş dünyaya yayılmaya başlıyor. Birçok hayranı var kripto paraların. Teknolojisi mükemmel bir teknoloji finansı tamamen baştan yazacak olan bir teknoloji ve tabii ki birçok destekleyen olduğu gibi karşıtı da olan bir teknoloji bu arkadaşlar. Mucidi Satoshi Nakamoto isimli takma isimli diye geçiyor. Bir kişi ya da kurum. Bundan dolayı Bitcoin'in white paper'ını okumanızı tavsiye ediyorum. Neyin nasıl olduğunu öğrenmeniz açısından öncelikli olarak white paper dediğimiz bir coin'in dökümanıdır arkadaşlar şu şekilde Bitcoin White Paper Türkçe PDF yazdığınız zaman Bitcoin'in PDF dosyasını indirip bu teknoloji neden çıktı, ne işe yarıyor bununla ilgili bilgilenebilirsiniz. Ve Bitcoin bütün coinlerin, bütün tokenların atası olarak geçiyor. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani Bitcoin ve diğerleri şeklinde geçiyor. Bitcoin ana coin her zaman. Çünkü ilk bu teknolojiyi bizden tanıştıran coin olarak geçiyor. Diğerlerinin tamamı altcoin olarak geçiyor. Altcoin denilen coinler bitcoin'den farklı olan diğer coinlerin tamamı altcoin olarak geçer arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Coinmarketcap Market Cap isminde bir sitemiz var. Bu site şu anda Binance tarafından, Binance borsası tarafından satın alınan bir site ve önemli yani listelenmeye hak kazanan altcoin'leri, bitcoin'i, fiyatlarını sizlere gösteriyor. Sitede Türkçe de, dil desteği de var. Türkçe TL desteği de var. Bundan dolayı sitede Coin'lerin fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi Bitcoin ana coin'imiz bizim. Şuradan dilimizi İngilizce yaparsam Coin'lerin isimleri bazıları Türkçe olmuş şekilde. Evet şimdi İngilizce yaptığımız zaman birinci coin'imiz ana coin'imiz her zaman Bitcoin'dir. Fiyatı şu anda Bugün tarih olarak 11.07.2020 videomuzun çekildiği tarih. Bitcoin şu anda 63.338 TL seviyesinde. Ve Ethereum dünyanın en büyük ikinci altcoin'i olarak geçiyor. Yani birinci altcoin olarak geçiyor. Fiyat şu anda 1644 TL seviyelerinde. Tether sabit 1 dolara endeksli olan stabil para şeklinde geçer. Bitfinex borsasına ait bir coin. Ve karşılığında ayrılan bir dolara karşılık ayrılan bir bakiye olduğu söyleniyor. Yetkili firmalar tarafından denetimi yapılıyor. Dördüncü en büyük coinimiz, altcoinimiz XRP olarak geçiyor. Pardon. Üçüncü en büyük altcoinimiz XRP olarak geçiyor. Sayfa bu arada İngilizce olmamakta direniyor. Evet. Beşinci altcoinimiz Bitcoin Cash. Bitcoin'in hard fork'u. Bunlardan da ilerideki videolarımızda bahsedeceğim sizlere. Yani Bitcoin'in kardeş şeklinde düşünün Bitcoin Cash'i. Bitcoin'den türeyen bir coin. Bitcoin SV de yine Bitcoin'den türeyen bir coin. Cardano, ADA coin, Litecoin, Binance coin. Bu coinlerin hepsinden zamanı geldiğinde bahsedeceğiz arkadaşlar. Fakat öncelikle kafanız karışmadan giriş videomuzu burada sonlandırıyorum ve Türkiye'de TL ile kripto para nasıl alınır? Bunu inceleyeceğiz şu anda arkadaşlar. Bizim için önemli olan konu bu. Sizinden basit alsatlar yapacağız Türk borsalar üzerinden ve şu anda giriş videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Sevgiyle kalın hoşçakalın.